Selamun aleyküm. Osmanlı var. Abi Osmanlı var bir çıkar. Tamam. Abi. Ne Hüseyin? Allah razı olsun abi. Ben yeter. Seki tamam gel. Tamam hadi. Osman abi var. Tamam, hadi güle güle. Hadi şeyden başlayalım, dün kalan yerden başlayalım. Ablam şuradan şöyle çıkalım, o tarafa gidelim. Tamam, burası Seydin Mahallesi. Hepsi güzel. Tamam, gördünüz mü? Tamam, kişiler gelsin mi? Gerek yok ya. Ertuğrul Hoca ile birlikte, tabii ki ondan önce davaya hizmet edenlerden Allah razı olsun ama Ertuğrul Hoca'nın geçen dönemki adaylığı ile birlikte bir ivme kazandık. Yani burada o tarihten itibaren işte görev yapan bu ekipte arkadaşlar var. Ve inşallah bu seçimlerde bir yere varacağız, bir noktaya varacağız. Evet. Eğirdir, bence Isparta'nın özellikle vitrin açısından ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye'yi yönetme iddiasına karşılık en önemli ilçelerinden birisi, belki en önemli ilçesi. Evet. Eğirdir'i almak, Isparta'da gerçekten Isparta'nın Türkiye tarafından konuşulmasını sağlamak demek. O yüzden çalışmalarımızı tabii şöyle söyleyeyim. Bütün herkesi kucaklayarak, her tarafı kucaklayarak, son dönemlerde tabii siyaset dışında kalan bazı partiler oldu, aktörler oldu. Onları da böyle kucaklayarak inşallah hedefe varmamız lazım. Ben inanıyorum, inşallah Eğirdir 30 Mart akşamı bize çok güzel bir şey verecek. Ben bak bunu genel merkezde de, genel başkanımıza da söyleyeyim efendim. Şimdi tarihinde ilk kez Yalvaç ve Eğirdir Milliyetçi Hareket Partili belediye olma yönünde. Evet. Tamam mı? Yani bu tabii gerçekten çok prestijli bir şey. İnşallah bunu da işte bu ekip başarır. Evet. Evet. Efendim.